birbirine düşman bütün mahpuslar nurlar derslerle birbirine kardeş oldular. Yani düşünsene en cani, en böyle vahşi, katil diyelim. İnsanların bulunduğu kısma atıyorlar nur talebelerini o zaman. Bakıyorsun onlar melek gibi oluyor değil mi? Risale-i Nur dersini aldıktan sonra. Bu canileri Risale-i Nur bu derece ıslah ederse değil mi? Demek bu nurlar okullarda acilen okutulması lazım. Bak şimdi biz görüyoruz. Değil mi? Ne kadar sıkıntılar var. Bak işte yok bu yangınlar, hainler tabii böyle yakıyorlar. Diğer taraftan bakıyorsun başka şeyler. Bir kedi yüzünden bakıyorsun birbirlerini şey yapıyorlar. Misal olarak yani. Bunlar hep şeyden kaynaklanıyor işte. İmanın zayıflığından ya imansızlıktan ve imanın zayıflığından. İnsanlar okursa adam yani ormanı ateşe verebilir mi ya? He? Bir bitkiyi koparamaz değil mi yani? Bırak bir adamı öldürmeyi, bir karıncayı dahi öldüremez. Bak o zaman hapiste, herhalde bu Afyon hapsinde olacak Kasap Tahir diye birisi var. Kasap Tahir bu adam. Kaç adama böyle kesmiş, doğramış. Sonra Risale-i Nur dersini dinliyor. Üstad'dan ders alıyor. Bir gün tabii tahta kurulu su böyle çok var şeyde, kovuşlarda. Böyle getiriyor üstada, üstadım diyor bu tahta şeyini öldürsen kurusunu şey mesul olur muyum? Günah mı diyor? Bu diyor bize çok şey yapıyor falan. Bak düşün. Kaç adama böyle kesen bir tahta kurusunu öldüremiyor yani imanla. Bak onun için bu topluma Risale-i Nur ne kadar lazım? Ne kadar elzem? Bak üstadımız demiş her yolu deneyecekler. Risale-i Nur'a mecbur kalacaklar. Bak olmuyor bir türlü. Ne yapıyorlarsa olmuyor. Niye? Niye yani? Neden? Çünkü Risale-i Nur Kur'an'ın bu asra bakan bir dersidir. Kur'an'ın son mucize-i manevisi diyor üstad. Kur'an'ın dersidir yani. Ya. Onun için üstadımız diyor, ahir zamanda diyor, beşeriyet inşallah Kur'an'a teveccüh edecek, Kur'an'a sarılacak inşallah. Rabbimizden ümit ediyoruz. Nerede o öbür şey? Mikrofon.